Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüyam. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir konuyu anlatacağım. Şöyle çok farklı bir konu. Benim aslında hiç çekmeyi düşünmediğim ama son zamanlarda çok fazla istek aldığım bir konudan bahsedeceğiz. Özellikle yeni başlayanlar ve lider bırakmaya çok alışık olmayanlar için bir rehber niteliğinde video olabilir. Bugün sizlerle lider vermek ve lider almaktan bahsedeceğiz ve bununla ilgili her şeyden bahsedeceğiz. İşte fidyesi, infaz etmesi, lider diriltmesi, hepsinden tek tek bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Videonun sonuna doğru detaylı bir şekilde göstereceğim. Ama Discord sunucumuzda düzenli olarak çekiliş yapmaya devam ediyoruz. Bu ay içerisinde tamı tamına 500 TL'lik çekiliş yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu yüzden Discord sunucuma gelmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Discord sunucuma nasıl geleceğinizi öğrenmek istiyorsanız videonun sonunu bekleyin. Videonun sonunda detaylı olarak nasıl Discord'a gelebileceğinizi, çekilişlere katılabileceğinizi hepsini ama hepsini anlatacağım. Öncelikle bir lider verelim, daha sonra da devam edelim. Canım liderim yine son sürat pıttı 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 gidiyor. Gitti ve bum. Evet, gördüğünüz gibi liderimi verdim. Şu anda liderim başka birinde. Lideriniz verildiğinde zaten bu şekilde hapis içinde gözüküyorsunuz. Öncelikle lideriniz ele geçince ne oluyor? Ondan bahsetmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Liderinizi kaybettiğinizde hesabınızda çok fazla bir şey değişmiyor. Aslında lider kaybetmek tahmin ettiğiniz kadar büyük bir olay değil. Birçok insan, birçok hesap sürekli lider kaybediyor. Mesela ben sürekli lider verebiliyorum. Bu hiç önemli değil. Önemli olan lider verdiğiniz sürede askerlerinizi korumak. Eğer sıfırlandıysanız da zaten askerlerinizin öldüğü için üzülebilirsiniz. Lider hiç sıkıntı değil. 3 gün sonra ya da biraz sonra anlatacağım şekillerde bir gün sonra ya da anında alabiliyorsunuz. Peki liderimiz gitti, ne oluyor? Lideriniz gittiği zaman hünerlerinizi ve setlerinizi artık kullanamıyorsunuz. Onun dışında kahramanlarınız gördüğünüz gibi aynı şekilde kalıyor. Kahramanlarla ilgili bir şey yok. Mücevheriniz değişmez. Mücevherde bir oynama olmaz. Kaynaklarınızı alan kişi eğer sıfırlandıysanız sizi yağmalayabilir. Kaynaklarınız gider. Binalarınıza, yoldaşlarınıza ya da o tarz şeylere bir sorun teşkil etmez. Hiçbir sorun olmaz. Sadece gördüğünüz gibi hünerleriniz olmaz ve ekipman kullanamazsınız. Tabii ki ekipman ve hüner kullanamayacağınız için araştırma basamazsınız, asker basamazsınız. Ani bir cehennem gelir ya da festival olur, festival yapamazsınız. Gıda toplamak için hız kullanamazsınız. Bu tarz kötü yönleri var. Ama dediğim gibi 3 gün sonra zaten geri gelebiliyor. Zaten destekler kısmına tıkladığınız zaman şurada bir liderlik kısım, bir de lidersiz kısım var. Normalde lideriniz varken, şu an benim üzerimde set yok. Yani lider vermeden önce de set yoktu. Lideri daha çok bırakabileyim diye. Konuşlandırılan lider diye bölümde yeşil olan kısım bizim aslında liderli olarak vurduğumuzda ya da saldırıp savunduğumuzda kullandığımız oranlar. Bu kısım ise araştırmalardan gelen kısım. Aldığımız hisarlar olsun, hisarların verdiği boostlar olsun, yani özellikler olsun. Hepsini ise bu beyaz olan yerden görüyorsunuz. Beyaz olan yer şu anda bizim için esas olan yer. Yani ben şu anda bir araştırma yapmak istesem, ben araştırmamı %184,25 ile yapmam gerekiyor. Normalde benim araştırma hızım %400'ün, hatta bazen 500'ün yukarısına çıkıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi %184,25 ile yapmak var. Bir de %400 ile yapmak var. Arada dağlar kadar fark var. Bu yüzden lidersizken araştırma basamayız. İnşaat yapamayız. Asker eğitemeyiz. Yani hünerle yapabileceğimiz ve tabii ki set giymemiz gereken hiçbir şey yapamayız. Saldırı yapamayız setleşemediğimiz için. Bunu zaten söylememe gerek yok.
Ama neden millet, insanlar, işte va kaptanları lider bırakmanın kötü olduğunu düşünüyor askerleri gitmediği halde bir de. Yani sıfırlanmadıkları halde. Bu birazcık içtima kaptanlar arasında gurur meselesi haline geliyor. Lonca'da bu sürekli geçer. Atıyorum, Rüyam lider bıraktı. Ay, Rüyam da mı lider bıraktı? Rüyam lider bıraktı gibi. Ya da işte farklı tarzlarda işte Rüyam'ın lider bıraktığına biz nasıl saldıralım? Belki başka içtima kaptanlar tarafından söylenen bir şey olabilir. Ve size sürekli psikolojik bir baskı etkeni oluşturur. Ama psikolojik baskı etkeni geçtiğimiz zaman bunları eğer hiç takmıyorsanız o zaman çok rahatlıkla lider verebilirsiniz. Çok rahat lider verdiğiniz kişiden lider alabilirsiniz. Fidye alabilirsiniz. Bununla ilgili daha önce bir video yapmıştım. Ona da zaten hemen iyi şartla ulaşabilirsiniz. Peki bizim liderimiz başka birinde. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle liderinizi alan kişiye mesaj atmayı deneyebilirsiniz. Ne mesaj atabilirsiniz? Bu tarz kısa bir mesaj yazabilirsiniz. O anki durumunuzu atıyorum işteydim. Uyuyordum, uyuyakaldım. İşte liderimi geri verirseniz mutlu olurum. Nazik davranışınız için teşekkür ederim. Bu tarz mesajlar atarsanız ve size eğer geri dönüş yaparsa büyük ihtimal liderinizi bırakacaktır. Eğer geri dönüş yapmazsa şansınıza küseceksiniz ve diğer seçenekleri deneyeceksiniz. İkinci seçeneğimiz liderimizi anında kurtarmak. Şöyle anında kurtarabilirsiniz. Loncanızdaki en güçlü seti olan arkadaşımıza, en güçlü olan kişiye yazıyorsunuz. Böyle böyle arkadaşım, ben bu kişiye lider bıraktım. Bu kişiye senin için uygunsa içtima açalım ve liderimi geri alalım diyebiliyorsunuz. Tabii o kişi liderinizin alabileceği bir kişi ise gidip de 2 milyarlık adamdan, 1,5 milyarlık adamdan tabii ki lider alamazsınız. O adamı sıfırlayamazsınız. Ama sıfırlanabilecek tarzı biri ise loncanızın en güçlü kişisine, en güçlü seti olan, bilgili olan kişisine bunu danışarak, loncanızla içtima açarak onu ikna ettikten sonra liderinizi geri alabilirsiniz. Özellikle düşük kudretteki oyuncular, lider alan kişiler, sıfırlama yapanlar başka bir içtima açıldığını gördüklerinde asker kaybetmemek için liderleri geri bırakabiliyorlar. Siz de bunu deneyebilirsiniz. İçtima açtırarak loncanızdaki en güçlü kişiye. Fidye konusunda anlaşabilirsiniz. Şöyle, lideri anında geri almaktaki üçüncü seçeneğimiz, karşı tarafla iletişime geçtikten sonra bir fidye miktarı ayarlayabilirsiniz. Ya da onların ayarladıkları bir miktar varsa o miktarı ödeyebilirsiniz. Mesela şu anda benim bir fidye miktarım yok. Ve işte tam şu anda fidyem geldi. Ben arkadaşımla konuştum ve 10K'lık bir fidye ayarladım güya. Ve bunu verirsem liderim bana geri gelecek. Bu fidye ayarlamayı da biraz sonra sizlere göstereceğim. Üzerinde bir lider var. Lider üzerinden nasıl yapıldığını hepsini açıklayacağım. Fidyemiz gördüğünüz gibi 10K. Fidyeyi vererek, onaylayarak liderimizi geri alabiliriz. Biz sadece 10K'lık ya da işte orada size ne belirlediyse o altını o karşı tarafa veriyoruz ve liderimiz bize anında geri geliyor. Burada karıştırılmaması gereken çok önemli bir şey var. Fidye ile mükafatı çok birbirine karıştırıyorsunuz. Fidye sizin liderinizi almak için belirlenmiş olan tutar. Mükafat ise bu kalenin üzerinde benim liderim var. Ve benim liderimi eğer bu kalenin üzerinden alırsanız ben size 15K'lık altın veriyorum demek. Bu mükafatı belirledikten sonra bu altın sizden çıkıyor ve asla bir daha size geri dönmüyor. Bu yüzden burada mükafat ayarlarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Genellikle bunu kullanmıyoruz arkadaşlar ve bu gerçekten çok uçuk rakamlar oluyor. Çünkü benim bu kaleye baktığım zaman bir içtima kaptanı olarak bu kaleyi sıfırlamam için gerekli olan bir mükafat olması gerekiyor. Bu yüzden bu çok 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 yüksek rakamlar oluyor genellikle. Ve eğer kurtarılmazsa, yani 3 gün bekledikten sonra lideriniz size geri geldiğinde artık yine o mükafatı alamıyorsunuz ve yanıyor gidiyor arkadaşlar. Bu yüzden genellikle burası asla kullanılmaz. Burayı çok fazla kullanmıyoruz.
Şu anda biri gelip de bu kaleyi yakarsa benden 15K altın almış oluyor ve benim liderim bana geri geliyor. Fidye dönecek olursak yeniden fidyeyi ödediğimde liderim bana geri geliyor. Fidyeyi ödediğim kişi de bu fidyeyi almış oluyor. Buna en büyük örneği hatırlarsınız yakın bir zamanda 999 milyon 999 bin 999'luk bir altın almıştım ve bu en maksimum alınabilir altın tutarı. Tabii %30 vergi verince bu 700 milyon altına düşüyor. Ama şu ana kadar alınabilecek en yüksek fidye bu. Maksimum olarak bunu belirlemişler. Minimum olarak da 10K belirlenmiş. Bu fidyeyi vermiş oluyorsunuz ve verdiğiniz kişi de böyle bir yazı çıkıyor. O saatten sonra zaten lideriniz size geri dönmüş oluyor. Bunun zaten daha önce videosunu çekmiş, o videoda nasıl gittiğini liderin, bana nasıl altını geldiğini hepsini zaten göstermiştim. Diyelim ki fidyede anlaşamadınız, size fidye koymadı. O zaman infaz bekleniyor kısmının yanındaki şu işaretten şeytan mantarı kullanarak liderinizi zehirleyebilirsiniz. Lideriniz zehirlendikten 24 saat sonra size geri dönecek. Bu gerekli olan miktar krallıktaki sıralamanıza göre değişiyor. Krallıkta birinci olan kişiden 20 tane şeytan mantarı isteniyor ve bu da çok pahalı. Pahalı olduğu için genelde zehirlemezler. Fidye ödemeyi tercih ederler. Benim 999 milyon aldığım gibi. Aldım yani, haberiniz olsun. 40 kere söyleyeceğim. Görmemişim bir altın alması var, 40 kere söylemiş yani. Bu şeytan mantarını seviye 17 ve üstü kaleler kullanabiliyor. Eğer 24 saatten az bir süre infazınızda kalmışsa zaten bunu kullanmanıza gerek yok. Bir anlam ifade etmiyor. Evet, eğer lideri biz aldıysak o zaman biz ne yapacağız? Liderimiz öldükten sonra nasıl diriltilebilir? Öldürme lisansı nasıl kullanılır? Sunak nedir? Ne işe yarar? Hepsi ve daha fazlası yarınki videoda sizlerle birlikte olacak. Evet değerli arkadaşlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum ki anlattıklarımı iyi bir şekilde aktarabilmişimdir. Bu konu hakkında aklınızda takılan bir soru varsa hemen aşağıya yorum yazabilirsiniz. Sizler için cevaplayacağım. Ayrıca videonun başında bahsettiğim çekiliş detaylarını da tam şu anda burada bahsedeceğim. Öncelikle çekilişlerime katılabilmeniz için Discord sunucuma gelmeniz gerekiyor. Yapmış olduğum tüm ama tüm çekilişleri Discord sunucumdan zaten sizlerle paylaşıyorum. Discord linkime hemen açıklamalardaki Discord bölümünden ulaşabilirsiniz. Ya da ilk sabitlenmiş mesajımdaki Discord linkine tıklayarak Discord sunucuma gelebilirsiniz. Tıkladığınız zaman eğer sizde Discord yoksa Discord uygulamasına sizleri yükletirecek. Eğer hali hazırda kullanıyorsanız varsa sizi zaten benim sunucuma direkt olarak atacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Discord'unuza yönlendirecek. Şuradan bir sunucu ekle kısmından bir sunucuya katıl diyerek buraya da vermiş olduğum linki girdiğinizde katıl diyerek otomatikmen benim sunucuma gelmiş olacaksınız. Sunucuya girdikten sonra karşınıza görmüş olduğunuz gibi hoş geldiniz odası sizleri karşılayacak. Bu odada sağ tarafta zaten bizim sunucumuza kayıtlı olan tüm üyeler gözükürken önünüzde de bir tane odaları görmek için R logosu var. R logosunu öncelikli olarak muhakkak tıklamanız gerekiyor. Zaten solda odalar hemen çıkacak. Ardından da Lord Mobile'a tıklıyorsunuz ya da oynadığınız diğer oyun varsa ona da tıklıyorsunuz. Ve bundan sonra odaları görmüş oluyorsunuz. Çekilişlerin hepsine katılmak için çekiliş odasına 3. sırada zaten tıklıyorsunuz. Burada zaten daha önce yaptığımız çekilişleri görebilirsiniz. Hatta geçen hafta yaptığımız 250 TL çekiliş ve onların kazananı 5 kişiyi de ayrıca görmüş olacaksınız. Yeni yaptığımız çekilişte 250 TL değerinde Google Play ya da Apple Store kod verdiğimiz çekilişte görmüş olduğunuz gibi bu linkten ulaşılabiliyor. Linke tıkladığımızda karşımıza yapmamız gereken 4 tane seçenek çıkıyor. Bu 4 tane seçeneğin ilki benim YouTube kanalıma abone olmak. YouTube kısmına geliyoruz. YouTube kanalıma abone oluyoruz. Tümünü seçiyoruz. Ve bu kadar. Daha sonra da continue diyoruz. Benim Discord sunucuma katılıyoruz. Zaten burayı izliyorsanız ve buraya kadar katıldıysanız bu otomatikmen
geçerli olacak. Açıp Discord sunucusu kısmına geliyoruz. Evet, burayı gördükten sonra kabul edilmiş oluyor. Deniz'in YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor. Geriye döndüğümüzde yine zaten onaylıyoruz. Ve sonucu olarak Roblox kanalımıza da abone olmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi 4 tanesi de tikli bir şekilde olmuş olacak. Hepsi tikli olmalı. Toplam katılım kısmını ve sizin katıldığınız yeri zaten görüyorsunuz. 4 tane olması gerekiyor. Çekilişimiz 29 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. O tarihe kadar abone olduğunuz kanallardan aboneliğinizi geri çekmemeniz gerekiyor. Çünkü hepsini tek tek kontrol edeceğiz. Discord adresime gelmiş olmanız gerekiyor. Yani Discord'a katılmış olmanız zorunlu. Zaten bundan sonra yapacağımız tüm çekilişlerde yine Discord'daki çekiliş odasından sizlere duyurulacak. Oradan sizlerle paylaşacağım. Tabii bu işlemleri yapmadan önce sizlerden buraya kayıt olmanız istenecek. Full name yazan kısma isim, soy isim ve e-mail yazan kısma da aktif olarak kullandığınız bir e-mailiniz yazmanız gerekiyor. Çünkü kodları yazmış olduğunuz o e-mail üzerinden sizlere göndereceğim. Burası çok önemli. Lütfen düzgün ve doğru bir e-mail yazın. Unutmayın, çekiliş linkimiz benim Discord sunucumda, Rüyam Discord sunucusunda, yani çekiliş odasında olacak. Oraya giderek linke tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz. Belli zaman aralıklarında çekilişlerimiz devam edecek. Çekilişlere az önce anlattığım şekilde katılabilirsiniz. Discord'daki çekiliş odasından zaten devamlı olarak bu konuda bilgi veriyorum. Hemen Discord'uma giderek çekilişlere katılabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlarım, bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağda solda çıkan videolardan birine tıklayarak başka bir videoma girebilirsiniz. Video fikirleriniz, önerileriniz, istekleriniz varsa aşağıya yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın.